İfade edilmemiş duygular asla ölmez. Diri diri gömülürler ve daha sonra daha çirkin şekillerde ortaya çıkarlar. Kendinize depresyon veya düşük öz saygı teşhisi koymadan önce ilk olarak etrafınızın pisliklerle çevrili olmadığından emin olun. Gençlik bilebilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi. Birçok insan özgürlüğü gerçekten istemez. Çünkü özgürlük sorumluluk getirir. Ve çoğu insan sorumluluktan korkar. Bir gün geriye dönüp bakıldığında, yıllarca süren mücadele size en güzeli gibi gelecek. Kelimelerin sihirli bir gücü vardır. Ya en büyük mutluluğu ya da en derin umutsuzluğu getirirler. Bir babanın ölümü, bir erkeğin hayatındaki en önemli olay, en yürek burkan ve en dokunaklı kayıptır. Acı çekme karşısında hiçbir zaman aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz. Gücünüz zayıflıklarınızdan doğacaktır. Kendinizi karşılaştırmanız gereken tek kişi geçmişteki kendinizdir. Ve olmanız gereken tek kişi şu anda olduğunuz kişidir. İnsan sevildiğinden emin olunca ne kadar da cesur oluyor. Düşünce prova halindeki eylemdir. Küçük meselelerde aklınıza, büyük meselelerde kalbinize güvenin. Bir insanın kişiliğinin kapsamı, kişinin aklını başından alabilecek sorunun büyüklüğüyle tanımlanır. Aptallığın ilk göstergesi tam bir utanç eksikliğidir. Birbirimizi rastgele seçmiyoruz. Sadece bilinçaltımızda zaten var olanlarla tanışıyoruz. Arkadaşlık mesafeyi koruma, aşksa yakınlık sanatıdır. Cinsellikten yoksun olan cinsellikten, aç olan yemekten, parası olmayan paradan ve oligarklarımız ve bankacılarımız ahlaktan bahseder. Dünyaya yalnızlıkla gireriz ve yalnız bir şekilde terk ederiz. Kişinin kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir. Sevmek ve çalışmak. Çalışmak ve sevmek. Her şey bundan ibaret. Aşk olmazsa hastalanırız. Olgunluk hazzı erteleyebilme yeteneğidir. Ailenin bütün hayatı içinde en çok zarar gören kişinin etrafında örgütlenmiştir. Tarih sadece eski hataları yapan yeni insanlardır. Kendini tatmin etmedeki tek utanç, onu iyi yapmamanın utancıdır. Herkes doğaya bir ölüm borçludur. İnsan istediğine sahip olmadığında, sahip olduğu şeyi istemelidir. Deneyim bize dünyanın bir kreş olmadığını öğretir.